Şimdi yeniden refah Türkiye genelinde büyüyor ve borsacıların tabiriyle kar realizasyonu yapmak istiyor. O yüzden bu seçime bu kadar ısrarla yükleniyor. Yoksa bir belediye kazanırsa tabii o yemede yanında yat senaryosu, ama kazanamasa bile son seçimdeki o 2.8 olan oy oranını Türkiye genelinde arttırmak istiyor ve diyelim ki 4'e, 5'e, 6'ya nereye kadar çekebilirse. Bu şunu gösterecek, bütün partiler küçülürken ya da yerinde sayarken birkaç parti büyüyecek. Onlardan biri Yeniden Refah olacak. Dolayısıyla bu 2028'e doğru giderken büyük bir moral, motivasyon, hem örgütlenme açısından güçlü bir moral kaynağı olacak. Hem de bir sonraki seçimin en etkili ve flaş partilerinden biri haline gelecek. Benim gördüğüm hedefi bu ve kurumsallaşmaya çalışıyor. Seçmenini sadık seçmen haline getirmeye çalışıyor. Şimdi bir önceki seçimde insanlar gitti oy verdi. Bu seçime kendi adaylarıyla girmeseydi o seçmenleri başka partiye gönderecekti. Düşünün, ben niyetlenmişim, Yeniden Refah'a oy vermek istiyorum. Bana diyor ki bana verme, git falanca partiye oy ver. Bir daha ne zaman sana oy verebilirim? 2028'de gel. 2028'de kim oluyor, kim kala? O yüzden sadık seçmen kitlesi oluşturmaya çalışıyor. Aynı şeyi Zafer Partisi de yapıyor. Mesela TİP bunu yapmıyor. TİP de geçen seçimde büyüdü. Ama bu seçimde bir sürü yerde adayı çıkarmadı. Öyle olunca bir önceki seçimde TİP oy vermiş seçmenler bu seçimde gidip muhtemelen CHP'li adaylara ya da DEM Partili adaylara oy verecekler. Ama Yeniden Refah'la Zafer Partisi büyümeye, kurumsallaşmaya ve sadık bir seçmen kitlesi oluşturmaya çalışıyor. O yüzden onlar açısından alacakları belediye sayısından çok, alacakları oy oranı önemli ve olabildiğince çok oy almaya çalışıyorlar. O yüzden İstanbul'da, Ankara'da partinin 2 numarasını ve 3 numarasını sahaya sürdüler ki olabildiğince oyları arttırsınlar. Çünkü İstanbul'da, Ankara'da oyunuzu arttırdığınızda Türkiye ortalamalarını da büyük ölçüde etkiliyor. Şimdi burada sürprizlerin yaşanacağı şey partilerin, daha doğrusu şehirlerin el değiştirip değiştirmeyeceği. Aslında onun tartışılması gerekiyor belki. Şimdi İstanbul'da, Ankara'da şu an görünen şehirler parti değiştirmeyecek, el değiştirmeyecek. Ama bazı yerler var ki buralar benim gördüğüm bu tür sürprizlere açık. Mesela Eskişehir'de efsane başkan artık yok, ittifakta yok, yeni ve siyasetçi olmayan bir aday var ve o aday o taban konsolidasyonunu sağlayabilecek mi? Soru işareti olarak duruyor. Ya da Antalya'da, Adana'da, Mersin'de ne olacak? Güçlü belediye başkanları var ama bir taraftan da ittifak olmadığı için karşılarında büyük bir rekabet söz konusu. Manisa, Bursa. Oralar ne olacak? Ben özellikle Balıkesir'i merak ediyorum. Manisa ve Bursa'da çok sürpriz beklemiyorum işin doğrusu. Ama Balıkesir'de Ahmet Akın çok güçlü bir aday. Geçen seçimde aslında Ahmet Akın aday olsaydı kazanıyordu. Orada boşu boşuna kaybedildi. Şimdi Ahmet Akın yeniden aday. Hatta biliyorsunuz yani şeyini avatar üretip onu aday gösteriyorlar vesaire falan. Hani yapılabilecek bütün seçim numaralarını yapıyorlar Sayın Ahmet Bey'e karşı. Ama hala Balıkesir'de avantajlı görünen Ahmet Bey. Fakat bu Bursa'da falan, tabii Bursa'da geçen seçimde CHP çok zorladı. Birkaç puan farkla, 3 puanlık bir farkla yarışı kaybetti. Ama o zaman ittifak vardı. Şimdi ittifak yok. Aynı aday geçen seferdekinden daha iyi performans gösterebilir mi? Benim gördüğüm soru işareti. Ama CHP elindeki Eskişehir, Tekirdağ, Adana, Mersin, Hatay çok konuşuldu. Antalya falan gibi illerde benim gördüğüm İstanbul'da, Ankara'dakinden daha kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Belki biraz oralara dönmek lazım. Bir de bir başka rekabet daha söz konusu. Onu hiç kimse konuşmuyor. Ben zaman zaman dillendirmeye çalışıyorum. AK Parti MHP rekabeti. Çünkü biliyorsunuz 20 civarında ilde AK Parti ile MHP birbiriyle rekabet ediyorlar. Geçen seçimde MHP AK Parti'den 9 ya da 10 il belediyesini almıştı. Şimdi o rekabet aynen devam ediyor. Bakalım bu seçimde ne olacak? AK Partililer
MHP'den o belediyeleri geri alabilecekler acaba mi? Acaba şey olacak. Evet. Ya da yenilerini ekleyecek mi MHP? Evet, MHP yenilerini ekleyecek mi? Şimdi daha kampanyalar henüz başlamamışken en erken başlatan kampanyasını MHP oldu. Diğer diğer Anadolu veya onun gibi adım adım Anadolu gibi bir sloganla ortaya çıktılar. Şimdi AK Parti'ye yakın yorumcular falan, bakın görüyorsunuz işte ortağımız nasıl şimdiden seçime hazırlanmaya başladı. Anadolu'yu karış karış gezeceklermiş. Anadolu'da işte iyi performans göstereceklermiş. Bu sizi tehdit eden bir şey. Siz olayın farkında değilsiniz herhalde dedim. Yani Anadolu illerine çıktığınızda orada AK Parti ve MHP'den başka şey yok. Parti yok bir çoğunda. Yani DEM Parti'nin güçlü olduğu Anadolu illerini çıkaracak olursanız CHP falan mesela Anadolu'da yok. İYİ Parti Anadolu'da yok. Dolayısıyla adım adım Anadolu ya da diğer diğer Anadolu konsepti AK Parti'ye karşı çok daha sıkı rekabet edeceğiz diyor dedim. Yani siz neye seviniyorsunuz bunda, artık MHP'yi mi destekliyorsunuz falan, böyle şaşırmışlardı.